Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi. Gedson Fernandes ismi transferin son günlerinde hala çok sıcak. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Gedson Fernandes'in Benfica'nın kadrosunda olacağı iddia edilmişti. Ancak Portekiz ekibinin ilk takım planlarında yer almayan Gedson'un ayrılmak istediği Benfica'nın da oyuncuyu satmayı planladığı açıklandı. A Bola gazetesinden Nuno Reis, Benfica'nın Gedson'u kadroda tutmak istemeyeceğini ifade ederek, Gedson Fernandes'in Benfica'da yeri olmadığını ve önümüzdeki günlerde takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Reis ayrıca Benfica'nın Gedson'u kiralık olarak değil de bonservisiyle elinden çıkarmak istediğini bildirdi. Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki oyuncu 20 maçta 1 gol 3 asistlik performans sergilemişti. Daha önce Beansports'a konuşan Benfica basın sözcüsü Farinha, Gedson büyük ihtimalle kadromuzda olacak, değerli ve genç bir oyuncu ifadesini kullanmıştı. Şimdi gözler Galatasaray transfer heyetine çevrildi. Portekizli gazetecinin açıklamalarının bu transferin yeniden alevlenmesine neden olduğu açık. Siz Gedson Fernandes'in yeniden Galatasaray'a transfer olmasını ister misiniz? Gedson dönsün diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'a dev piyango, tam 850 milyon lira. Galatasaray, Türk Telekom stadyumu için yeni isim sponsoruyla anlaşmaya vardı. Sarı Kırmızılılar bu anlaşmadan 100 milyon dolar, yani 850 milyon lira kazanacak. Uluslararası bir firmayla 2 hafta önce son detayları konuşulan sponsorluk anlaşması kulübe 5 artı 5 yıldan devasa bir gelir sağlayacak. Yıllık 10 milyon dolar değerindeki projeye forma sponsorluk anlaşması dahil değil. Galatasaray'ın Seyrantepe'deki muhteşem stadyumunun yeni sponsorluğu konusundaki açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor. Bilindiği üzere seçim döneminde mevcut başkan Burak Elmas'ın en büyük vaatlerinden biri stat isim hakkı sponsorluğuydu. 10 yıldan uzun bir süredir Sarı Kırmızılıların stat isim hakkını elinde bulunduran Türk Telekom, Galatasaray'a yılda 10 milyon euro ödüyordu. Ancak bu anlaşma hem TL'ye sabitlenmesiyle hem Sarı Kırmızılı kulüp tarafından 10 yıllık gelirin temlik edilmesiyle hem de o dönemde döviz kurunun neredeyse TL ile denk olması nedeniyle Galatasaray'a getireceği potansiyel geliri sağlayamadı. Yine de Türkiye'nin sponsorluk gelirleri bakımından en çok kazanan takımı olan Galatasaray, sponsorluk sayısı itibariyle de dünya devi Real Madrid ile birlikte 3. sırayı paylaşıyor. Real Madrid sponsorluk gelirleriyle bir yılda 500 milyon euro gelir elde ederken Galatasaray yalnızca 30 milyon euroluk bir rakamı kasasına koyabiliyor. Sponsorluk geliri bakımından Türkiye'de açık ara lider olan Galatasaray'ın Avrupa'daki rakiplerine yetişmesi ise şimdilik zor görünüyor. Galatasaray transferde çıldırdı. Bir yıldız daha. Geçtiğimiz sezon başında Kamil Joziak'la ciddi şekilde ilgilenen Galatasaray'ın finansal fair play yüzünden satmadan bonservis harcaması yapma ihtimali yoktu. Sarı Kırmızılılar bu yüzden transferi bitiremezken araya giren Derby County, Lech Poznan'a 4,5 milyon euro ödeyerek işi bitirmişti. Şampiyonşipte vasat bir sezon geçiren 23 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusu bir sene sonra yeniden Galatasaray'ın gündemine geldi. Joziak'ın şartları araştırılırken Derby County cephesi de transfere olumlu yaklaşıyor. Oyuncuyu da ikna etmeyi başaran Galatasaray transfer heyeti İngiliz ekibiyle anlaşmak üzere. Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran transfer hamlesi. Galatasaray'ın Glasgow Rangers'la yaptığı sürpriz transfer görüşmesi ortaya çıktı. Yanis Hagi. Adı sık sık Galatasaray'la gündeme gelen Yanis Hagi için Glasgow'la temas kuran Galatasaray, 22 yaşındaki Rumen futbolcuyu kadrosuna katmak için ilk teklifini yaptı. Sarı Kırmızılılar, Hagi için 4 milyon euroluk bir teklif sundu ancak bu teklif Rangers tarafından reddedildi. 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi devam eden Yanis için 11 milyon euro bonservis bedeli talep eden Glasgow Rangers, Lazio ve Sevilla'dan gelen 7 milyon euro seviyesindeki teklifleri de geri çevirdiğini Sarı Kırmızılı kulübe iletti.
Sık sık Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Yanis Hacı, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada bir gün babasının izinden giderek Galatasaray forması giymek istediğini ifade etmişti. Fatih Terim'de geçtiğimiz sezon Yanis için yaptığı açıklamada Hacı ile birlikte olağanüstü işler başardık. Oğlu da çok yetenekli. Umarım babasını geçer ama Hacı'yı geçmek de hiç kolay değil. Yanis Hacı iyi futbolcu, gelişme açık. Çok daha iyi zamanları olacaktır ifadelerini kullanmıştı. Genç oyuncunun babası ve Galatasaray efsanesi olan George Hacı ile görüşen Sarı Kırmızılılar Yanis için prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun kulübü ikna edilirse genç Hacı ile 5 yıllık anlaşma imzalanacak. Dünya devinin süperstarı Galatasaray'a. Galatasaray'da daha önce de gündeme gelen Julian Draxler için flaş bir icra ortaya atıldı. Fransız basınında yer alan habere göre Galatasaray'ın Alman yıldızı yakından takip ettiği öğrenildi. Lionel Messi'nin takıma katılmasından sonra Paris Saint-Germain'in finansal fair play'e uyum göstermek için takımdan göndereceği oyuncular arasında yazılan Alman 10 numarayı Hasan'ın daha önce de istediği ancak sonuç alınamadığı hatırlatılan haberde transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Paris Saint-Germain yönetiminin kendisine takım bulmasını söylemesi üzerine Draxler'in büyük hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi. Ayrıca Alman 10 numaranın daha önce Galatasaray'ı reddetse de uzun süre kendisiyle ilgilenen Cimbom'a artık yeşil ışık yaktığı da gelen bilgiler arasında. Yapılan yeni transferlerle oldukça gençleşen ve dinamik bir yapıya bürünen Sarı Kırmızılılar'da en çok dikkat çeken sorun kalite eksikliği. Artık eski günlerini mumla aratan Sofyan Feghouli'nin dışında Galatasaray'ın ilk 11'inde oyun kurmaya en yakın oyuncu Van Aanholt. Bu durumu değiştirmek isteyen Cimbom, Draxler'in transferi için Paris Saint-Germain'le yeniden temasa geçebilir. Peki sizce Galatasaray Gelson için ayırdığı 10-12 milyon euroluk bütçeyi Draxler'de kullanmalı mı? Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Taylan Antalyalı için dev transfer teklifi. Galatasaray'da Luyendama ile birlikte Taylan Antalyalı'nın da sözleşmesini yenilemek için çalışmaların başladığı öğrenildi. Geçen sezondan beri büyük bir çıkış yakalayan ve A milli takımın gerekli oyuncularından biri haline gelen Taylan Antalyalı için İtalya Serie A'dan sürpriz bir talip çıktı. Milli futbolcu için Sarı Kırmızılılara bir ilgi yazısı gönderen Atalanta kulübü, İtalyan basınında çıkan haberlere göre bu transfer için 8 milyon euroyu yani yaklaşık 80 milyon lirayı gözden çıkardı. Galatasaray'ın şu an için satmayı düşünmediği 26 yaşındaki oyuncunun transferinde henüz somut gelişmeler yaşanmadı. Ancak Cimbom sözleşmesinin son 2 yılına giren Taylan'la kontrat yenileyerek elini güçlendirmek istiyor. ...2019-2020 sezonu devre arasında Galatasaray'a gelen Taylan 65 resmi maçta forma giyerken 2 gol 5 asistlik katkı verdi. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan yıldız orta saha, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan bedelsiz olarak kadroya katılmıştı. Geldiği dönemde 8 numara alternatifi olarak düşünülen hatta Erzurumspor'dayken 10 numara pozisyonunda görev yapan Taylan, sarı kırmızılı formayla 4 başı mamur bir 6 numaraya evrildi ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini ve takdirini kazandı.